kelebek. Efendim merhabalar. Ben Şükrü Çoban. Siirtliyim. Ve küçük yaştan beri Siirt'te büyüdüm. O 4 yaşında Bayram Işıktaş beni keşfetti. Mahallemize düğüne gelmişti. Orada tabii benim yaşımdaki olan çocuk diyelim. Beraber hepimiz çocuk yaşadık. İşte güzel okuyor, ne olur çağırın, ne olur çağırın diye bir parça okusun diye damdaydı o zaman, hiç unutmuyorum o günleri. Ve düğün bitmeden bile bir yarım saat önce, o zaman cihazlar da cami cihazlarıydı. Tek bir ufak mikrofon vardı, hiç unutmuyorum. Orada bir parça okudum. O parça okuduktan sonra zaman geçti, böyle bir iki hafta daha aşağıdaki mahallede bir düğün oldu. Dediler ki gidin o çocuğu getirin gelsin bir iki parça okusun. Benim yine yaşımdaki olan gençler, çocuklar diyelim. Ya orada bir düğün var gidelim. Biz gitmeden önce çağırdılar beni. Orada gittim bir iki parça okudum. Ve hasili oradan o zaman fazla ekip yoktu. Bayram Işıktaş vardı. Düğünden düğüne koşturuyorlardı. Orada başladım 14 yaşında. Yavaş yavaş. Ha şu düğüne bu düğüne ondan sonra. O yaşlarda yine benim ikinci mesleğim kalıpçılık, inşaat kalıpçısıydım. Hem müziği hem kalıbı 14-15 yaşlarında başlattım onu. Ve o yıllarda benim rahmetli babam çobanlık yapıyordu. Çobanlık yaparken de ve bazen günler rahmetli babam diyordu ki oğlum gel yardımcı ol. Ben ve diğer kardeşlerimle beraber. Babamla gidiyorduk, çobanlık yapıyorduk oraya. O çobanlık esnasında tabii heves var artık. Zevk var. Bir kayanın içinde, bir kayanın üstünde kendi kendime oturup okuyordum. Diyordum ki yarın hadi bir gün çıksın da bir de beni çağırsınlar diye. Velhasili git zaman gel zaman kalktım yeni bir ekip kurdum kendime o yaşım arama. 17-18 yaşlarında bir ekip kurdum kendime. O zaman tabi durbuka vardı. Bir cümbüş vardı, bağlama yoktu o yıllarda. İşte yetişmiyordum o yıllarda, yetişmiyordum. Düğünden düğüne yetişmiyordum. Yavaş yavaş yükseldik yine. O 80 ve 70 yıllarında Stüdyo Buket vardı. Şu anda Yunus'ta. Birinci kasetimi yaptım. Çobanım oturmuş taşın üstüne, zülfünü taramış ele gözüne. 19 yaşında ikinci kaseti yaptım. Bir yıl arayla. Askere gitmeden iki ay falan 40 gün civarında. Tabii o zaman o yıllarda popüler oldum artık her yerde. Şükrü Çoban, Şükrü Çoban diye. O zaman Stüdyo Buket, Turan Sarık ve Beşir Uslu kardeşlerimiz ya ne olur üçüncü kaset yap, sonra askere git, hatıra kalsın diye. Kalktım Diyarbakır'da enstrüman getirdim. Çünkü bizim enstrümanlarımız dediğim ya eksik. Şimdi de eksik. Şimdi de yok. Kafamıza göre bir şey yok yani. O yıllarda karanet, cümbüş, yine bir çömlek, bir keman getirdim Diyarbakır'da arkadaşlarım. Üçüncü kaseti yaptım. Üçüncü kaset yaptıktan sonra askere gittim. Askere gittim. Tabii askere giderken de bir 10-15 gün geçti arada. Meslek olarak biliyorsun seçiyorlar yani meslek olarak seçiyorlar. Çıktım. Dedi ki müzisyen aranızda varsa çıksın. Manisa'da. İki adım yana attım. Ne okuyor? Halk mı sanatçısı konservisi mi vardı o yıllarda? Evet geriye gidin. Geriye gittik. Sordular kalıpçı varsa iki adım yana tekrar çıktım. Kalıpçı olarak. Yüzbaşı dikkatimi çekti. Ya dedi anlamadım. Az önce halk müziği dedi, şimdi kalıpçı dedi. Yine bir şey konuşmadı. Geldiler, döndüler, tekrar dedi ki aranızda futbolcu lisansı varsa öne çıksın, tekrar çıktım. En son yüzbaşı dayanmadı. Dedi ki oğlum sen buraya gel, çoban, buyurun komutan. Dedi bak, askere gelmeden önce herkes de diyor ki bak, ne deseler çık. Askeri öyle seni bitir. Eğer öyle bir şey varsa oğlum sen yandın. Dedi ki komutanım ben üçü de yapacağım, hiç merak etme. Lisansım var. Bonservisim var sanatçı olarak. Yine kalıpçı olarak yine bonservisim var. Ben hasili şuradan buradan. Tabii kısmet. Orduya ben geçtim. Orada bir 20 gün falan kaldım. Ondan sonra tekrar daha geçtik. Orduya ben geçtim. Askerlikten sonra o yıllarda o aralarda Selam TV vardı. Selam TV var televizyon. Bundan 25-26 yıl önce. Orada 12 yıl program yaptım. Selam TV zamanında. Ve onu o yıllarda öyle bir eser yaptım. Merhaba Güzel TV, Merhaba Selam TV. Ona bir eser yaptım.
12 yıl oradan başladım. Televizyon gider, düğünler, konserler. Kapalı spor salonunda 15 günde bir, ayda bir deli sanatçılarımızla, Bedri Aysel'i, Zaten Meşeber, Kısa Kalacağın Eteli, Recep Kaymak'la beraber program yapıyorduk kapalı spor salonunda. Ondan sonra televizyondan sonra televizyon kapandı, el değişti. El değiştikten sonra Sirt 56 kanalında 12-13 yıl tekrar Çubar Şöbü programı vardı orada. Ve tabii iç ve dış konserlerimiz oldu. İç ve dış konserlerimiz oldu. Şimdiye kadar Allah'a şükür yaşımı bilmiyorum. Söyleyeyim mi acaba? Söylemezsem daha iyi olur. Nazara gelir bir sefer. Neyse söyleyelim. 60 doğumluyum. Demek ki 59 yaşındayım. Yüce Rabbim hala sesim de yine aynı. İcraatlarım da yine aynı. Ama nereden kaynaklanıyor? Hiçbir zaman saygımı ve terbiyemi hiçbir zaman bozmamışım. Ölene kadar da bozmam. Çocukla çocuğum, büyükle büyüğüm, şeyhle şeyhim, hocayla hocayım. Ve Siirt halkı sağ olsun beni çok severler. Ben de Siirt halkımı severim. Neden seviyorlar? Ben zamanla dedim ya kalıp çiğken çok insanlara ekmek yedirdim. Fazlasıyla ekmek yedirdim. Belki su, kalıpçısı olsun, suatçısı olsun, demircisi olsun şimdiye kadar. Allah'a şükür. Hala bizim devam ediyor. Yeni çok isteyenler var. Normal bir CD yapmak için. Düşünüyorum diyorum bu saatten sonra yapsak mı yapmasak mı, hatıra kalsın mı kalmasın. Tabii olay bitti artık. Yani kaset ve CD olayı bitti internet olduktan sonra. Velhasili o dereceye ben bir Allah bir ben bilirsin ne hale geldiğimi o yıllarda. Tırnağımızla muhalle muhalle, düğün düğün, koşa koşa. Yani o serhoşların arasında, berberler arasında yine hiçbir zaman saygımızı kaçırmadık, şey etmedik, kaybetmedik. Demek istediğim 50-47 yıldan beri müziğin içindeyim. Hala devam ediyorum Allah'a şükür. Tabii yaş ilerledikçe acaba bakalım nereye kadar. Çoğu da diyorum ki bırakacağım, çoğu diyorlar ki ne olur şükür müziği bırakma. Sen müziği bıraktığın zaman demek ki Siirt müziği bitmiş olur. Bizim Siirt Arapça eserleri şu anda okumasan hiçbir Allah'ın kolu okuyamıyor. Arkadaşlarımız çok okuyan var Arapça ama önemli olan bizim Siirt Arapçası. Üf ve adetlerimizin Arapçası mesela. Şimdi yarın öbür gün biz o müziği terk etsek inanıyorum ki yarın öbür gün benim torunlarımın düğüne gelen kişi bir Arapça okuyamaz. Ben diyorum ki şöyle her zaman da söylüyorum televizyonlardan, konserlerde, düğünlerde her zaman söylüyorum. Diyorum ki büyüklerimizden ne olur bir çatının altında toplamamız gerekiyor bizim. Kürdü, Arabı, Çerkezi, şart değil de Arapça eserler. Kürtçe bizim eserlerimiz güzel. Yöremiz folkloru olsun, Türkçe şarkılar olsun, Arapça şarkılarımız olsun, öf adetlerimizi unutmayalım. Bugün Siirt'i araştırsan, dünya kadar geçmişe dayanarak bir sürü şeylerimiz var. Etkinlerimiz var. Ama nerede şu anda? Maalesef ayıp oldu gitti yani. Kimden kaynaklanıyor bunları? Yetkili kişilerimiz. Ha ben tırnağımla çabaladım, çok geldim oraya kadar. Allah'a şükür. Sanatçı yetiştirdim. İnsana ekmek verdim. İnsanlar oldu. Ben de onların sayesinde ben de ekmek yedim. Ama gittikçe şu anda müzik, şu anda Siirt'te öldü gitti artık. Kayboldu gitti. Kimden kaynaklanıyor? Bugün kültürümüzü tanıtan kim? Bugün sağ olsun onumuzu uslu kültür müdürümüz var. Bir proje yapsa dese ki kardeşim ben yıllardan beri şu var dededen kalan, babadan kalan gördüğümüz şeyler Sayın Valim. Bunlar bu tarihte bu tarihe kadar şöyle bir şeyliğimiz var. Sayın Valim'in kesinlikle yok demez. Niye? Bugün bakıyorum isim memleket söylemek istemiyorum da çok seyrediyorum üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Bazı insanları görüyorum ya diyorum ki ben varken bu insan zannedip ne olduğunu da bilmiyordum. Ama şu anda kimin sayesinde yetkili insanların sayesinde o derece kadar geldiler. Öf vaatleri unutmadılar. Biz boşu boşuna kendimizi harcadık bazen bu memlekette. Bazen diyorum ki iyi ki memleketimi terk etmemişim. Niye? Niye terk etmediğim sana söyleyeyim beni. Hem insanlık, hem dostlarımız ve her düğünde bizim Siirt'in yöresi, Kürtçesi, Arapçası okuduğumuz için biz varken inşallah bu parça ölmeyecek. Ama biz yarın ölür gibi müziği bıraktığımızda inanıyorum ki dedim sana. Benim torunlarım düğüne, senin torunların düğüne gelen sanatçı ne Kürtçeyi ne Arapçayı bir parça okumayacağız. Açık hani. Aa!
Le 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 vay. Le 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 vay. Le 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 le. Le 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 vay. Le keçi çabı tereşu belekelle. Demala mıkrane kim. Le 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 vay. Kumale vay marhura bole vay naskini nastekini gunde meta zahfale vay ay le 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 vay ağladım sızladım gözyaşlarına ağladım le le sızladım gözyaşlarına geleceksin gel seveceksin sev geleceksin gel gözyaşlarına ah اتحب الله يا دلال قرنوت بديني اتحب الله يا دلال قرب اتمديني الموكد قل شمرة عميه اللوك فيني الموكد قل شمرة ليلي عميه اللوك فيني Ben her zaman diyorum, bugün imparator dünyada tatlı ses, başkası gelemez. Kesinlikle ve kesinlikle. Tabii bugün diyelim Zatil Meşe deli bir müzisyen. Bedri Aysel'i deli bir müzisyen. Allah'la bir sürü program yaptık. Bir sürü sahne aldık Siirt'te geldikleri zaman. Geçmiş şirketi, kimsesiz çocukların sünnetlerine. Ben yaptığım etkinlikleri yanlış anlamayın. Ben yaptığım etkinlikleri para karşılığı değil. Ben muhale düğünlere gittiğim zaman isim de söylemek istemiyorum. Çoğu, azı değil çoğu. Biliyorsun Şabaş, Alatura. Ben o para gelen paraları zarfın içine koyup ben damadı indirmişim çarşıya takım yok takım almışım ona. Ayakkabısı ayağında yok ayakkabı almışım ona. Gelen paralarda. Ve parası yok. Banyoya gidecek hamama. Bizim hamam diyordu hani damadın hamamı vardı biliyorsunuz. Sabahleyin saat 5'te damadı hamama getiriyorduk. Damat hamamdan çıktıktan sonra damadın evine gidiyorduk. Orada yememizi, kahvaltımızı yapıp herkes işine gidiyordu. Akşam 3-4 civarından gidip damadın tıraşını ediyorduk. Ben söylemek istemezdim. Ama çoğu şu anda ticarete döküldüğü için ben sana söylüyorum. Ben çok yaptım bunları. Ama pişman değilim. Rabbime şükür. Hiçbir zaman pişman değilim. Ha o insanlar şu anda beni gördükleri zaman açık açık diyor ki oğlum bak senin amcan Şükrü Çoban benim düğünümü yapmış. Türk parası almadan. Gelen parayı da bana takım aldı. Bana ayakkabı aldı. Şimdi o günleri bulabilir misin? Geri getirebilir misin? Getiremezsin. Bugün eğer şöyle bir imkan olsaydı, yetkili, aynı yetkili yere geldik, elimizde tutan olsaydın, bugün Siirt fazlasıyla iyi sanatçıları var. Fazlasıyla var. Türkçe okuyan bülbül gibi insanlarımız var. Arapça okuyan şu anda, ya dedim sana ben bıraksam, benim Siirt'im, öf ve adetlerimiz, dostlarımız okuyor, arkadaşlarımız Arapça okuyorlar. Ama her Arapça okuyan yani o parça tadın damarını bulmadıktan sonra sabahtan akşama kadar okusun da ne yazar? Önemli olan parçanın kalıbı neyse o kalıbını bulmak gerekiyor. Yani. Ben çoğu %95'i bundan 20 yıl önce, 15 yıl önce yaptığım etkinlikleri, hareketlerim, sesim tip olarak çoğu benzetiyorlardı. Çoğu yani. Hareketlerimiz bir, tatlı ses. Kaç sene 80'de Özgen sinemasına konsere geldiği zaman tatlı ses değildi. İbrahim Tatlı'ydı. Ve ona asker arkadaşları Bahattin abi ile Bedrettin Bey bir de iki tane bedri vardı. Sit 56 lokarında ona bir ziyafet çektirdik. Özgen sinemasına geldiği zaman o zaman tatlı ses ve şu değil. İbrahim Tatlı'ydı. Urfa'dan Yalçın Plak'tan birinci kaseti ayağımda konduran. Benim de o zaman o yıllarda benim birinci kasetim Çoban Unutturmuş taşın üstüne beraber çıkmışlardı. Düşün. Ha benim sadece unuttum pardon. Ben şu anda Siirt'te doğma 70 yıllarında İstanbul'da iki yerde anlaşmam vardı. Kervan Plak ve Güneş Sanayi Plak'ta. O zaman
17 yaşındaydım. Gittim orada 2 yıl kaldım. Hem film çalışması hem gazino çalışması. Babam hastalandığı için acilen Siirt'i, İstanbul terk ettim, Siirt'e yerleştim. Ve o arada babam iyileştikten sonra dedi ki, dedim baba ben de diyorum, dedim ki oğlum aç mısın? Hayır dedim. Sefil misin? Hayır dedi. Dedi sen bu memleketi terk ettiğinde ben yarın ölsem dahi abilerine söyleyeceğim kesinlikle. Memleketine ayak basmayacaksın. O akşam yattım. Yattım o akşam, düşündüm, taşındım ya. Ama gördüğüm üre ömrümce yani ne desem sana azdı. Uçurumlardan uçuyordum, öldürüyorlardı, boğuyorlardı. Velhasıl öyle bir rüya gördüm ki anlatılacak değil. Sabah uyandım, gayri hadden affedersin, benim büyük ablam Batman'daki rahmetli ablam. Dedi ki oğlum sen affedersin altına mı kaçırmışsın? Yok dedim, niye? Dedi ki bak yatak dedi, soğumuş oğlum dedi. Demek ki senin korkundan o yıllarda, mesela o yaşta. Sonra düşündüm dedim ki ya dünya benim olsa ne yazar? Benim rahmetli babam bana bunu dedikten sonra ben hakkımı sana helal etmem. Gidersen öldüğüm zaman Siirt'e ayak basmayacaksın. Benim şu anda Siirt'e durmam %95'i rahmetli babamın hatırı için. Çok program yaptım Siirt'e biliyorsun diğer kanallardan. Yine aynı bu mevzuyu anlattım. Mesela İkbal Diyar Diyarı. Bütün TRT'lerde program yapmışım. Diğer yüksel kanallarda çok program yapmışım. Ama şu anda benim Siirt'e durmam %95'i benim rahmetli babamın sayesinden ama pişman değilim. Bunun içinde yaksın. Pişman da değilim. O zaman ayağımda kumdan azanı. Ben böylece asrını okudum. Kendisi hani Jepa zamanında ama. Yani Özgez 70-80'lerde değil. Ben o zaman kendisi son kıt ayı Jepa zamanında. İkimiz de beyaz giymiştik. Dedi ki sen de akıbı mı diyorsun? Hadi ben de giymiştim. Sen de giymişsin. Beyaz ayakkabı. Ben beyaz elbisel giymiştik o zaman. Ayağımda kondura, ayağımda kondura, yar gelir dura dura, yar gelir dura dura, ölürüm ben ölürüm, vay bu tatlı sesin. Çobanım oturmuş taşın üstüne, çobanım oturmuş taşın üstüne, zülfünü taramış ela gözüne, ben de vurulmuşum şiirin sözüne. Yola gel, yola gel çobanım yola, yola gel, yola gel Habibim yola. Akırlasın o kollarım boynuma dolan, akırlasın o kollarım boynuma dolan. Çobanım oturmuş çorap örüyor, çobanım oturmuş çorap örüyor. Ne zalim ailesi bana vermiyor, ne hain babası bana vermiyor. Kör olasın o gözlerin, ah beni görmüyor. Kör olasın o gözlerim, beni görmüyor. Yola gel, yola gel çobanım yola. Yola gel, yola gel Habibim yola. Akırlasın o kolların boynuma dolan.